Ercan merhabalar. Merhaba Ben Sinan. uzatmadan sana veriyorum. Görüşürüz. Tamamdır, çok teşekkürler. Herkese merhaba. İsmim Ercan. Teknasyon bünyesinde geliştirdiğimiz business to business veya business to customer projelerinin bir kısmının DevOps mühendisliği rolünde görev alıyorum. Sizlere bugün hani ortalama olarak günlük 1,5 milyar istek karşıladığımız sistemlerimizde DevOps rolünün veya DevOps ekibinin rolünden ve hani gerekli önemli kısımlarından bahsediyor olacağım. Ve öncelikli olarak DevOps nedir kısmına hızlıca bir giriş yapacak olursak biraz bunları konuşalım istiyorum. Hani DevOps tamamıyla geliştirme ve operasyon alanlarının birbiriyle bütünleşmesini sağlayan bir yöntemdir. Sadece yazılım geliştirmek ya da kendi departmanı içerisinde görev almaktan ziyade birbirinden farklı birçok departmanla ortak sorumluluk alarak işlerin daha akıcı ve sorunsuz olması için çalışır. Örneğin herhangi bir iş production ortamına canlıya çıkmadan önce birden fazla test edilebilir veya birçok güvenlik ya da farklı test süreçleri yürütülebilir. Biz burada elimizden geldiğince insandan bağımsız veya minimum insan bağımlılığı yaratarak sistemlerimizi belli bir kalitede, belli bir standartta tutmaya ve bu standartları her geçen gün daha yukarılara çekmek için çalışıyoruz. Bu şekilde iletebilirim sizlere. Diğer yandan da bütün bu süreçlerin hani insan bağımlılığı olmadan veya minimum insan bağımlılığı olarak dediğimiz kısımda da olabildiğince her şeyi tamamen sunuculara, makinelere, servislere bırakarak olabildiğince bütün sistemi otomatize etmeye çalışıyoruz aslında. DevOps'un temel görevlerinden birisi bu. Yani günümüz Türkiye'sinde DevOps tarafına hani development ve operations'la birleşen bir kelime olduğu için çoğunlukla hani operasyon yapılıyor, operasyon yapan ekip gözüyle bakılıyor ama aslında tam olarak öyle değil. İlerleyen slaytlarda da bunun neden böyle olmadığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve DevOps ekibiyle neler mümkün, neler yapabiliriz veya neyi nasıl yapabiliriz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü hani DevOps aslında çok yeni bir kavram. Hani Belçika'da çıkan ve dünyaya tamamına sirayet eden bir kavram kendisi. Daha öncesinde yani DevOps kavramı çıkmadan önce de çıkmadan diyeyim sizlere. Bu yapılan işlemleri işte gerek sunucu izleme olsun, gerek arka planda çalışan otomasyon sistemleri olsun. Backend ekipleri yani çoğunlukla backend ekipleri tarafından yapılıyordu. Çünkü sunucuda çalışan uygulamaları ve sunucu yönetiminin backend ekiplerine daha yakın olması sebebiyle bu işler hep backend ekiplerine kalıyordu. Bunun böyle olmasından ziyade, yani backend ekibine bu işleri bırakmaktan ziyade biz bu development ve operation kısmını ayrı bir departman olarak yapalım ve ilgili departman sadece bununla ilgilensin şeklinde bir kavram ortaya çıkıyor ve bu şekilde ilerliyor DevOps kısmı. Şimdi DevOps ekibiyle neler mümkün? Bu aşağıdaki maddelerimiz mümkün. Teker teker şimdi bunları birlikte bir değerlendirelim istiyorum ben sizinle birlikte. Takımlar arasındaki uyum bizim için çok önemli. Yani bu tamamen teknasyondan bahsetmiyorum. Çalışan bütün şirketler veya birbirinden bağımsız çalışan ekipler arasında çok önemli kavramlar. Şöyle ki, işte Development Operations ekibi, yani DevOps ekibi aslında hem frontend ekibiyle, hem backend ekibiyle, hem QA ekibiyle, hem de data ekibiyle birlikte çalışan veya benim şu anda aklıma gelmeyen sizlerin kendi içerisinde kullandığınız farklı departmanlarla alakalı birbiriyle düzenli olarak iletişim halinde olan bir operasyon ve geliştirme departmanıdır. Ve burada DevOps ekibi hem backend'le hem frontend'le hem QA ile beraber bir uyum içerisinde çalışmak zorundadır. Bu ve kaçınılmaz bir zorunluluktur. Yeri geldiği zaman bazı durumlarda aynı masada hem backend ekibi hem frontend veya client ekibi hem de DevOps ekibi bir arada bulunarak ilgili süreçleri veya yapılması gereken işleri nasıl daha iyi ve daha güvenli bir şekilde yapılacağı üzerine beyin fırtınası yapar. Herkese eşit sorumluluk ve çalışılan domain üzerindeki tam hakimiyet maddesi ise şu şekilde ilerliyor. Şu anda ben ve benimle beraber çalışan Burçin ve Fatih arkadaşım tamamen sorumluluklarımız eşit olarak paylaşıyoruz. Örneğin benim yaptığım ya da benim üzerinde çalıştığım bir araç, bir tool, bir task'ı ben yaptıktan sonra
ilgili dokümantasyonunu sağlayarak veya arkadaşlarımla kısa bir toplantı yaparak bugün ne yaptım, tek başıma hangi taskları hallettim veya örneğin Burçin'le beraber bir çalışma yaptığım zaman Burçin'le yaptığım çalışmada biz tam olarak ne yaptık, ne ettik, çalışma ne şekilde ilerledi, ne kadar duraksamada kaldı gibi durumları da Fatih'le beraber paylaşıp herkese o gün ne yaptık, ne ettik, küçük kısa şekilde bir toplantı yaparak, hani aslında bir sprint gibi düşünebilirsiniz bunu. Biz bunu sabah gün başlarken değil de akşam gün sonunda Z raporu olarak yapıyoruz. Bugün neler yaptık? Yapacağımız işlerin ne kadarını tamamlayabildik? Yaptığımız işler ne kadar sorunsuz oldu veya yaptığımız işler ne kadar içimize sindi? Hani olabildiğince best practice'lere ne kadar uyum sağlayarak yaptık? Bunları konuşup tartışıyoruz. Çünkü bazı noktalarda geri geliyor. Best practice'lere uymaktan ziyade tamamen günü kurtarmak amaçlı bakılsa da ilgili olayları. Hani biz bunun task'ı bir şekilde tamamlayalım ama ne şekilde olursa olsun gözüyle bakılıyor. Biz bunu bu şekilde yapmaktan ziyade bunu bir durumu, bir var olan task'ı veya bir projeyi ne şekilde best practice'lere uyarak yapabiliriz. Bunun üzerinde çalışıp buradaki sorumlulukları eşit olarak paylaşıyoruz. Bu yapılan sorumluluklar ve gün sonunda yapılan Z raporları sebebiyle de herkesin ilgili domain üzerinde tam hakimiyet sağlanması söz konusu oluyor. Çünkü benim tek başıma yaptığım ya da Fatih'in veya Burçin'in tek başına yaptığı tasklarla alakalı gün sonunda herkes birbirine ne yaptığını anlattığı için ve herkes kendine ilgili noktaları aldığı için burada da tam olarak ilgili yapılan işlemlerin bütün ekibe sirayet ettiği gözlemleniyor. Daha güçlü geri bildirimler bizim için çok önemli çünkü DevOps ekibi aslında feedbacklerle hayatına devam ediyor. Örneğin backend ekibi bizden herhangi bir deployment istediği zaman veya var olan deployment süreçlerinin iyileştirilmesini istediği zaman veya deployment kurgusunun geliştirilmesini istediği zaman bu bize feedback olarak geliyor ve biz bu feedback üzerinde çalışıyoruz. Ya da QA ekibi mesela benim şöyle bir işleme ihtiyacım var, benim ilgili git reposunda şunu yapmam gerekiyor ya da bunu nasıl yapabilirim diye bize feedback verdiği zaman biz bu feedbackler üzerinden aslında tamamen birebir ilerliyoruz ve günün sonunda yapılan işlem tamamen ilgili task tamamlanmış oluyor ve veya yapılan hafta içerisinde ilgili task tamamlanmış oluyor ve o şekilde ilerliyor. DevOps ekibi yine aynı zamanda production ortamının güvenliğinin sağlanmasıyla sorumlu bir ekip. En azından bizim için bu böyle. Hani bazı durumlarda DevSecOps dediğimiz Development Security Operations ekipleri de var. Yine bizim Teknasyon'un içerisinde de çok kıymetli, çok değerli DevSecOps ekibimiz mevcut. Arkadaşlarımız da çok güzel işler çıkartıyorlar. Biz aynı zamanda ilgili projelerimizde hem DevOps hem de DevSecOps yapıyoruz. Ve o şekilde ilerliyoruz. Tıkandığımız noktalarda veya tam emin olamadığımız noktalarda da bizden çok daha güvenlik konusunda yetkin veya güvenlikle alakalı çok daha fazla kafa patlatan, beyin fırtınası yapan ilgili kıymetli arkadaşlarımıza sorarak onların yardımıyla birlikte hep beraber ilerliyoruz. DevOps ekibi aynı zamanda yeni uygulamaların geliştirilmesinin hızlanmasını sağlıyor. Bu slide'ın başında işte çoğunlukla backend ekibine bu işler kalıyor, DevOps ekibi yoksa diye bahsetmiştim eğer hatırlarsanız. Burada da ilgili developer arkadaşların tamamen kendi kodunu yazıp ya da var olan kodunu nasıl daha iyiye, nasıl daha güvenli bir şekilde yaptığına kafa patlatması gerekirken DevOps ekibinin yapması gereken işleri de üstlendiği için ya da üstlenmek durumunda kaldığı için ilgili developerlar tam performans çalışamıyor. Ya da %50-%50 vakitleri bölünüyor. Çünkü aynı zamanda hem DevOps yapıyor hem developer kimliğiyle beraber devam ediyor hayatına. Bu şekilde de hani uygulamaların geliştirilmesi ne yazık ki yavaşlayabiliyor. Bizde bu şekilde olmuyor. Yani bizim developerlarımız hiçbir şekilde DevOps tarafında bir aksiyon almıyor. Onlar sadece kendi kodlarını yazmakla mükellefler ve herkesin kendi görev bilinci de olduğu için ilgili development kısmında biz çok hızlı aksiyon alabiliyoruz. DevOps'un bir diğer mümkün kılan durumu ise yenilikler için uygun ortam yaratılması. Mesela yeni bir feature çıkacaksınız veya ilgili uygulamanıza ya da projenize yeni bir özellik geliyor. Örneğin bir chat servisi yazdınız ve bu chat servisinin çalışabilmesi için uygun bir ortam olması gerekiyor. Burada hani DevOps ekibi çalıştırdığı infrastructure'da veya kullandığı cloud provider tarafında
developer ekibine göre çok daha yetkin olabiliyor. Hatta DevOps ekibi çoğunlukla bir developer'a göre cloud ortamlarını çok daha iyi şekilde biliyor ve bu şekilde ilerliyor. Mesela bir developer ekibi chat servisi için normal klasik bir fiziksel sunucu veya bir cloud sunucuda bu uygulamayı çalıştırmayı düşünürken DevOps ekibi bunu böyle yapmak yerine gelin biz bunu serverless yapalım. Hem çok daha güvenli olur, hem çok daha iyi olur, hem çok daha performanslı çalıştırırız gibi fikirler ileterek backend ekibiyle birlikte çalışarak uygun ortam yaratıyor. Ve DevOps ekibinin mümkün kıldığı bir diğer konu ise yeniliklere hızlı adaptasyon. DevOps ekibi günümüz dünyasında her geçen gün teknolojimiz çok hızlı ilerlediği için kullandığımız araçlar, tool'lar, servisler çok hızlı değişime uğruyor ve bugün kullandığımız bir servisi yarın öbür gün başka bir serviste hızlıca değiştirebiliyoruz. Çünkü bugün A servisini kullanıyoruz diyelim. Yarın öbür gün B servisini kullandığımız noktada biz B servisiyle hem A servisine yaptığımız hem de B servisine spesifik olarak yapılan ekstra işlerle beraber çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. DevOps ekibi düzenli olarak var olan teknolojilerin ne kadar sıklıkla değiştiğini, ne kadar sıklıkla güncellendiğini, ne kadar yeni feature'lar geldiği gibi gibi konular üzerinde de kafa patlatarak var olan teknolojileri eğer uygun bir ortam var ise veya şu anda kullanılan tool'lar yerine farklı tool'lara geçildiği zaman bunun bize ekstra avantajları var ise bunların testlerini yaparak ya biz şu anda A tool'unu kullanıyoruz ancak biz bu B tool'unu çok sevdik. B tool'unun bize kattıkları işte X, Y, Z maddeleri diyerek bu şekilde de ilgili kullanılan proje ortamını veya var olan ortamı da güncelleyebiliyor. Ve bu şekilde bütün yenilikleri DevOps ekibi aslında çoğunlukla takip ediyor diyebiliriz. Şimdi bir sonraki slaytımızda DevOps'un olmazsa olmazlarını anlatacağım ben size. Şimdi DevOps'un olmazsa olmazları konusunda ilk konumuz hatta ilk maddemiz güvenilirlik. Şimdi bunu güvenlik olarak muhtemelen okuyabilirsiniz ama güvenliği biraz sonraki slaytlarda göreceğiz. Ve güvenilirlik konusunda ben size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Hani örneğin burada koşturduğumuz infrastructure'da insan müdahalesiyle işlemlerin yapıldığını bir düşünelim. Yani insan doğası gereği olası bir hatada, ya işlerin ters gitmesi durumunda, production ortamının herhangi bir şekilde kötü etkilenmesi veya bir veri kaybına sebep olabiliyor. Biz olabildiğince hani güvenilirlik konusunda infrastructure as a code üzerinden gidiyoruz ve hani sistemlerimizde insan müdahalesini minimuma indirgemeye çalışıyoruz açıkçası. Şimdi bir oturup infrastructure as a code yazdığımızı düşünelim. Sizin arka planda cloud provider'ınızda veya fiziksel ortamınızda bütün sisteminizin elinizdeki code base ile yönetildiğini düşündüğümüz zaman siz sadece ilgili infrastructure'ın ilgili bölümünde yaptığınız değişikliği sadece uygulayabiliyorsunuz sistemde. Ama diğer türlü bunu infrastructure as a code'dan çıkartıp tamamen insan müdahalesine veya insan inisiyatifine bıraktığınız zaman başınıza kötü şeyler gelebiliyor. Hatta gelmesi çok olası oluyor. Burada insan bağımlılığını kaldırmak çok önemli. Tabii ki bu infrastructure kodunu veya bu ilgili kurguları biz insan olarak kendimiz kurguluyoruz ancak ilgili management'ı yaptığımız zaman da bu şekilde tamamıyla insandan bağımsız ve bir kere kurgusunu yaparak infrastructure as a code'la bütün işlemlerimizi sağlayabiliyoruz. Düzenli olarak zaten aynı infrastructure'ı kullandığınızda veya aynı code base'i kullanarak ilgili infrastructure'ı yönettiğinizde herhangi bir problemle karşılaşmanız çok düşük bir olası. Düzenli olarak da aynı kodları çalıştırıp aynı şekilde management yaptığınızda da bu infrastructure as a code'la güvenilirlik %100 başarı getiriyor size tam olarak. Bu şekilde iletebilirim bu maddeyi. Bir diğer konumuz ise hızlı teslimat. Hani burada şüphesiz ki yapılan her işlemin hızlı bir şekilde teslimatı yani deployment'ı gerekli oluyor. Bazen yeri geliyor cuma günleri deployment yapılıyor. Bazen yeri geliyor mesai dışı deployment yapılıyor. Bizim zaman zaman gece 2'de 3'te yaptığımız deployment'lar oluyor ki bunlar bizim hani sektörümüzün ya da hayatımızın doğası gereği gayet normal olgular. Hani burada da yine herhangi bir şekilde hızlı deployment'ta, hızlı teslimatta yine insan bağımlılığını en aza indirgeyerek hatta insan bağımlılığını ortadan kaldırarak hızlı ve sorunsuz şekilde teslimat yapılması çok önemli bir hal alıyor.
Yapılan teslimatların kontrollü bir şekilde olması teslimat sürenizi uzatabiliyor veya kısaltabiliyor. Hani bu süre tamamen sizin çalıştığınız projedeki deployment süreçleriyle, deployment kurgularıyla alakalı olabiliyor. Yani siz 50 tane sunucu çalıştırıyorsunuz örneğin arka planda. Bu 50 tane sunucunun tamamını 75 saniyede de güncelleyebilirsiniz. Bunu tamamen zamana yayarak 75 dakikada da güncelleyebilirsiniz. Bu tamamen isteğinize göre, yani sizin o anki ihtiyaçlarınıza göre şekillenen bir konu. Şu şekilde deployment güzeldir, bu şekilde deployment güzel değildir diye bir şey söyleyemem. Dediğim gibi bu projeden projeye farklılık gösterebiliyor. Bir diğer maddemiz izleme, yani monitoring. Burada çalışan sistemlerin CPU, RAM, disk tüketimi, IOPS veya network bandwidth gibi kaynak tüketimini ve kaynak yönetimini tam olarak sağlayabilmek inanılmaz önemli. Çünkü siz izleyemediğiniz sistemi tam olarak yönetemezsiniz. Yönetemediğiniz sistemde açıkçası verdiğiniz hizmette kalite kaybına sebep olur. Bu yüzden hani biz teknasyon olarak arka planda çalışan servislerimizin veya sunucularımızın aklınıza gelebilecek her türlü şeyin en ince ayrıntısına kadar monitoringini sağlıyoruz. Ve o şekilde ilerliyoruz. Bu monitoring hatta bize çok güzel kazanımlar elde ediyor. İlerleyen slaytlarda da bununla ilgili bir geçmiş yakın dönemde bir vaka yaşamıştık. Onunla ilgili konuşuyor olacağız zaten. Diğer bir konumuz ise buradaki ölçeklenebilirlik. Şimdi, önce monitör ettik sistemimizi. Monitör ettikten sonra ölçeklenebilmeyi de bizim aslında monitör etmemiz gerekiyor. Şöyle ki sizin o an için örnek veriyorum gece 3 ile sabah 6 arası 10 sunucu ile hizmet verdiğiniz bir projeniz. Bu tabii ki saat olarak gece çoğunlukla uyku saati olduğu için daha az trafik almanız anlamına geliyor. Ancak sabah 9 akşam 6 arasında bu 10 sunucunuz sizin 40 sunucuya çıkması gerekiyor ki var olan talebi karşılayabilirsiniz. Şimdi bu tamamen ölçeklenebilir bir sistem yaratmanızdan kaynaklanıyor. Yani biz bunu yapmak zorundayız. Bunun farklı bir alternatifi yok. Ve hani ölçeklemeyle alakalı da isterseniz yatay olarak ölçeklemeyi kullanabilirsiniz. Hatta her zaman için benim önerdiğim ve hani sektörün de önerdiği ölçeklenebilir genişleme durumu tamamıyla yatay olarak ilerliyor. Diğer türlü siz monolit bir sunucuda ya da tek bir sunucuda birden fazla servis tabii ki çalıştırabilirsiniz. Ama bu hem güvenlik anlamında hem servis kesintisi anlamında hem çalışan sunucunun herhangi bir fiziksel veya yazılımsal bir problem yaşaması durumunda bütün servislerinizin kesintiye uğraması ve verdiğiniz hizmetin yere düşmesi anlamına geliyor. Bunu böyle yapmak yerine sisteminizi olabildiğince mikro servis mimarisine çevirerek ölçeklenebilir kılmak açıkçası oldukça önemli bir unsur. Bu şekilde iletebilirim bunu da. Bir sonraki maddemiz ise sorunları öngörebilme. Biz teknasyon olarak zaten sistemlerimizde yaptığımız monitoringle beraber bazı birçok sorunu öngörebiliyoruz. Hani burada mesela dışarıdan yapılan herhangi bir erişim atağı veya erişim denemeleri de bizim için bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ve kendi yazdığımız araçlar olsun, open source olarak kullandığımız araçlar olsun, birçok araçlarla beraber biz bu sorunları öngörebiliyoruz. Ayrıca yaptığımız monitoring kurgularında veya topladığımız metriklerin, logların analizleri konusunda da örnek veriyorum bir dakika içerisinde X sözcüğü bir log içerisinde geçiyorsa eğer bu bizim için bir alarm anlamına geliyor ve ilgili ekiplere hani günün 7 günü 24 saat herhangi bir zaman diliminde önemlilik derecesine göre de ilgili ekiplere bu sorun direkt olarak iletiliyor. İlgili ekip de bunun aksiyonunu alıyor. Hani bu tamamen backend ekibi olabiliyor, DevOps ekibi olabiliyor, farklı ekipler olabiliyor. O sorunları öngörüldükten sonra, yani ilgili alarmlara ulaşıldıktan sonra ilgili ekipler hemen bunun aksiyonunu alıp ilgili sorunu daha hayatımıza girmeden hemen önleyebiliyorlar. Ve bu şekilde ilerliyoruz açıkçası. Bizim için hani sunumun başında iletmiştim güvenlik maddesini en sona sakladım diye. Güvenlik bizim için ve diğer projeler, diğer şirketler için gerçekten olmazsa olmaz. Hele hele günümüz dünyasında çok fazla güvenlik denemeleri yapılan, işte beyaz şapkalı hackerların veya siyah şapkalı hackerların
ataklara başvurup sunuculara eriştiği veya bazı dataların çalındığını hepimiz her gün görüyoruz, biliyoruz. Bu hani çok büyük firmalar da olabiliyor. Düzenli olarak kullandığımız servisler de olabiliyor. Hiç adını duymadığımız firmalar, şirketler, kişiler, kurumlar da olabiliyor. Güvenlik bizim için çok önemli bir konu. Hatta biz her zaman kendi aramızda şunu söylüyoruz. Bizim her ne işi yapıyorsak yapalım, hangi projede çalışıyorsak çalışalım, bizim için üç tane önemli unsur var. Birinci unsurumuz güvenlik, ikinci unsurumuz yine güvenlik, üçüncü unsurumuz yine güvenlik şeklinde. Mutlaka bu üç maddeyi hemen hemen günün her günü birbirimize söylüyoruz. Çünkü bu asla unutmamamız gereken ve hani obsesiflik derecesinde kafaya taktığımız bir konumuz. Hani güvenlik olarak da hani çoğunlukla işte sistemlere dışarıdan yetkisiz erişim veya yazılımdaki açıkları kullanarak ya da zero day dediğimiz güvenlik açıklarını kullanarak henüz daha o gün çıkmış, piyasaya çıkmamış güvenlik açıklarıyla beraber ya da çok insana duyurulmamış güvenlik açıklarıyla beraber sisteme yapılan saldırılar gibi akla gelse de sadece bunları kapsamıyor. Mesela örneğin sistemlere dışarıdan bir erişim kısıtlamasından ziyade firewall ya da bir security grup ile dışarıdan siz ilgili porta ya da ilgili IP'lere erişimi kapatmak yerine örneğin içeride çalışan bir sunucunuzun ya da bir servisinizin tamamen iç network'ünüzde çalışması gerekiyorsa eğer bu sunucunuzun ya da servislerinizin internete çıkışlarının da kapalı olması gerekiyor. Bu da ekstra bir güvenlik önlemi sağlıyor sizlere. Diğer yandan hani sadece bu şekilde değil de yani sistemlere dışarıdan müdahale veya sistemlerin içeriden internete erişmesi durumu değil de ekipte var olan kişilerin hani gerek Git repolarında, gerek code base'lerde, gerek internal olarak kullanılan diğer tool'lara erişim gibi ihtiyaçlarda da öncelikli olarak güvenlik düşünülmesi gerekiyor. Birden fazla güvenlik katmanında kullanmanız sizin için ekstra bir fayda sağlıyor. Örnek veriyorum, bugün çoğu cloud provider ilgili web erişimlerine ya da ilgili konsollara oturum açarken IP kısıtlaması koyabilme özelliğini sağlıyor size. Ve bu IP kısıtlamasıyla beraber siz ekstradan two factor koyabilirsiniz, farklı yöntemler koyabilirsiniz, erişimlerinizi kısıtlayabilirsiniz vesaire vesaire. Eğer siz o an için hızlı ve kirli devam edelim hayatımıza, var olan sorunumuzu çözelim ve bunu bir an önce production'a çıkalım derdiyle bir kişiye full access erişim veriyorsanız eğer, bu yarın öbür gün sizin başınıza bela olabiliyor. Veya hiç ummadığınız bir zamanda ilgili erişime birden fazla ihtiyaç olmayan haliyle erişim verdiğiniz için de zaman zaman bazı suistimallerle de karşılaşabiliyor açıkçası. Diğer yandan hani kullandığınız sistemlerde sizin kendi güvenlik kurallarınız, kendi güvenlik polisleriniz olması gerekiyor. Örneğin sistemlerde kullanılan şifre, parola, access key gibi gizli ve çok önemli bilgilerin belli aralıklarla, örneğin 30 günde bir, 45 günde bir gibi aralıklarla düzenli olarak güncellenmesini biz açıkçası öneriyoruz ve biz de bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Çünkü hani baktığınız zaman hani herkesin banka hesabı ya da online bankacılık şifresi 90 günde bir değişiyor. Bizim için 90 gün çok uzun bir süre. Biz o yüzden bu süreyi 30 güne kadar düşürdük. İlerleyen dönemlerde de 2 hafta gibi yapmak gibi bir düşüncemiz var açıkçası. Bu şekilde iletebilirim sizlere. Şimdi bir sonraki sunumumuz, hani DevOps'un olmazsa olmazlarını bitirdim. Bir sonraki sunumumuz, size sunumun başında da anlattığım yakın zamanda yaşadığımız bir vakayla, bir use case'le alakalı bir durum. Hani bu ilgili sunum da aslında sunum başlığımızın nereden geldiğini sizlere gösteriyor. Sunumumuz, yani bir sonraki slaytımız bu şekilde. Şimdi burada sizin de ekranda gördüğünüz gibi biz 17 Haziran tarihinde, ya 17 Haziran günü, o gün tamamen 24 saati kapsayacak şekilde sabahtan akşama toplamda 1 milyar 445 milyon 247 bin request'i hiçbir insan müdahalesi olmadan, hiçbir şekilde alarm almadan, hiçbir sistemimizin bottleneck'e uğramadan handle edebiliyoruz. Yani bu metrik de zaten bize bunları gösteriyor burada. Biz bunu ne şekilde yaptık, nasıl yaptık? Biraz size bundan bahsetmek istiyorum. Developer tarafında, yani bizim backend ekibimiz tarafında düzenli olarak
database'e okuma yazma işlemleri yapıldığı için bu ilgili işlemler aslında arkada bir kuyruğa giriyor. Ve bu kuyruk süreleri bir anda çok fazla uzamaya başlıyor. Biz oturup database tarafındaki metriklerimize bakarak oradaki monitoringimizi daha da iyileştirerek hatta bazı noktaları da monitör etmediğimizi gördük fark ettik o anda ve bu monitoringi de detaylandırdık. Oradaki metrikleri toplayarak oturup hesap kitap yaptık ve baktık ki bizim aslında sunucumuz toplamda 4000 request değil aslında 16000 request handle edebiliyor, kaldırabiliyor. Oturduk dedik ki biz bazı şeyleri demek ki yanlış yapmışız ve bu metriklere bakarak da bu ilgili değerleri düzeltelim, güncelleyelim dedik. Oturup yaklaşık 2 gün kadar üzerinde çalıştık. Database tarafındaki ayarlarımıza baktık. Sistemlerimizdeki bütün logları okuduk. Hangi servisin ne şekilde bir bottleneck'e girip girmediğini gördük, tespit ettik. Ve hiçbir serviste yani database servisi hariç hiçbir serviste bir bottleneck olmadığının farkına vardık. Bunun sonrasında da gece 2 ile 3 arası yanlış hatırlamıyorsam bir database tarafında bir konfigürasyon deployment'ı yaptık. Biz konfigürasyon deployment'ını yapar yapmaz bizim kuyrukta bekleyen işlerimiz çok hızlı bir şekilde erimeye başladı. Ve bu da aynı zamanda çalıştığımız projenin ya da çalıştırdığımız uygulamanın da performansına inanılmaz bir şekilde katkı sağlamış oldu. Bu da hani bu şekilde bir anımızdır diyebilirim ben sizlere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Suna eğer sorular var ise ben cevaplamaktan mutluluk duyarım. İlgili adreslerimiz de bu şekilde Medium'da düzenli olarak blog postlar yazıyoruz. İsteyenler olursa beni LinkedIn'den takip edebilir veya Twitter'dan da takip edebilirler. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ercan, ağzına sağlık. Şimdi birkaç sorumuz olacaktır diye düşünüyorum. Bir sorumuz var. DevOps'u şirket yönetimine kabul ettirebilmek ve bir şirket kültürü haline getirebilmek için nasıl bir yol izleyebiliriz diye bir sorumuz gelmiş Emrah Şentürk'ten. Bunu öncelikle sana sormak isterim. Anladım. Yani aslında bunu şirkete yayabilmek için DevOps'un neler yapabildiğini ve neler yapabileceğini daha önceki şirketlerde örnek veriyorum büyük şirketlerde veya bizden de bunu baz alabilirler. DevOps'un ne şekilde bir katkı yapacağını ikna ettikleri noktada veya developerların üzerinden sonunda da bahsettiğim gibi o yükü alacağını belirttikleri noktada bence o şirketin yönetiminin buna karşı çıkacağını düşünmüyorum buna açıkçası. Hani bu şekilde söyleyebilirim. Hani sunumları da online olarak paylaşacağız diye düşünüyorum. Bu sunumu da tabii ki ilgili arkadaşımız ilgili şirketiyle yönetimiyle paylaşabilir. Hani bu sunumdan da bilgiler alabilirler. Evet, ben o zaman katılımcılara tekrar soru kısmına soru ekleyebileceklerini hatırlatayım. Şu an için başka bir soru yok. Çok teşekkür ediyorum ben. Tamamdır, ben teşekkür ederim.